Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü değerli kardeşim Profesör Doktor Murat Yüle'ye, yine mütevelli heyeti başkanımız Orhan Bey'e beni burada ağırladıkları için ve burada bulunan heyete hitap etme imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, sözlere başlarken de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekten biraz önce dinlediğimiz sunumlar bizim için son derece öğreticiydi, eğiticiydi. Özellikle Orhan Bey'in bu sanayi bölgesinin kuruluşu sürecinde teknolojiyle ilgili yapılan faaliyetlerde karşılaştığı, bürokraside özellikle karşılaştığı sorunları anlatırken neleri yapmamamız gerektiğini, iş aleminin işini nasıl kolaylaştırmamız gerektiğini görmüş olduk yakından. Ben bugün sizlere daha sıcak bir konu ile ilgili görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. Türkiye bir buhran yaşıyor. Bir kere her şeyden önce Türkiye'nin büyüme modeli tıkanmış vaziyette. Aslında bunun tıkanacağını çok daha önceden görmüş ve söylemiştik. Hatırlarsanız 2001-2002 yıllarında Türkiye bir güçlü ekonomiye geçiş programı uygulamaya başlamıştı. O bir geçiş programıydı. Ama o geçiş programı gerçekten dünyada ciddi bir güven kazandı. Arkasından küresel sermaye hareketlerinin bizim gibi ekonomilere akması sonucunda da bu model sürdü. Ama bir noktasından sonra bunun bir geçiş programı olduğunu görüp üretim ekonomisine geçilmesi lazımdı ama geçilmedi. Dolayısıyla dışarıdan kaynak temin etmeye ve ödemeler dengesi açığını kapatmaya dayanan bu model bir noktadan sonra tıkandı ve iş yavaş yavaş ekonomik krize doğru gitmeye başladı. İkinci önemli konu, Türkiye'de bir rejim değişikliği oldu. Yani parlamenter demokrasiden bir başkanlık sistemine geçtik ama Türkiye'ye özgü bir başkanlık sistemine geçtik. Bu da özellikle bir devlette çok ciddi demokratik değerlerde, hukuk devletinde çok ciddi yıpranmaya neden oldu ve sonuçta bir devlet kriziyle karşı karşıya geldik. Nedir bu devlet krizinin göstergeleri derseniz, mesela 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi devlet krizinin bir göstergesi. Ondan önce 2015 yılında bir seçim yapılması, seçimin bir şekilde tekrarlatılması arkasından Kasım ayında, bu da bir devlet krizi. Yine müesseselerin ortadan kalkması, biraz önce konuştuk, Devlet Planlama Teşkilatı'nın ortadan kalkması, Maliye Teftiş Kurulu'nun ortadan kalkması, hesap uzmanları, devlet personel dairesi, bütün bunlar hepsi krize gidişte, yıpranmada önemli rol oynayan unsurlar. Son olarak yine 2020 yılında bir küresel salgınla karşılaştık. Aslında bu salgını da çok iyi yönetemedik. Yani tıp kısmını, doktorluk kısmını gayet iyi yönettik de mesela verilerin açıklanmasında bir takım problemler yaşadık. O bitti. Aşıların temini konusunda problemler yaşadık, yaşıyoruz. Bugün yine baktığımız zaman bir tarafta insanlara diyoruz ki kapanın, sosyal mesafeye dikkat edin, temizliğe dikkat edin. Ama öbür taraftan da lebalep dolu kongreler yapıyoruz. Bu tabii insanları rahatsız ediyor. Dolayısıyla da bir buhranla karşı karşıyayız. Ama bu buhran herkese aynı derecede etkilemiyor. Mesela ihracata dönük sanayi kesimini daha az etkilerken turizmi, esnafları, sokak yani sosyal bir takım hizmetleri veren sektörleri, lokantaları, kafeleri ciddi şekilde, önemli ölçüde çok kötü etkiliyor ve Türkiye gerçekten bir buhranın içinden geçiyor. Ama çok önemli ya. Aslında baktığımız zaman şunu görüyoruz. Uzunca bir süredir Türkiye yürümesi gereken patikada yürümüyor. Büyüme hızı öngörülenin altında gelişiyor ve maalesef sürekli bir patinaj yapmak durumundayız. Şimdi bakın, bu grafik
Aslında hatırlayın 2011 yılında mevcut hükümet bir 2023 hedefleri ilan etmişti. Buna da hepimiz inanmıştık. 2023 yılında bizim gayri safi yurt içi hasılamız 2 trilyon dolar olacaktı. Şimdi böyle baktığımız zaman 800 yani 2013 yılında biz 1 trilyon dolara yaklaşmıştık. Ama oradan sonra Türkiye sürekli bir gerileme içine girdi ve bugün 717 milyar dolardayız. Dolayısıyla yaklaşık bir 892 milyar dolar hedefin altında kaldık. Bu kadar kaybettik. Bu herhalde bu işin iyi yönetilmediğini açık seçik ortaya koyuyor. Ve yaşadığımız sıkıntıyı da ortaya koyuyor. 2013'ten bugüne kadar baktığımız zaman milli gelirimiz 241 milyar dolar erimiş. Büyüme hızı 3'er yıllık hareketli ortalamaları aldığımız zaman da bu 2013'ten itibaren yani 2020 4 sene ya yani 2013'ten itibaren hep aşağı doğru gitmiş. Önce bir krizde inmişiz, 2013'te zirve yapmışız. Ondan sonra 2013'ten itibaren hep aşağı gitmiş. Özellikle son 4 yılda hep aşağı doğru gidiyoruz. Bu da aslında ekonomideki krizin pandemiye bağlı olmadığını, aslında bundan önce Türkiye'nin belli sıkıntıları yaşamaya başladığını ortaya koyuyor. Tabii ya baktığınız zaman bir ekonomide ekonomi yönetiminin başarısı çalışmak isteyen kişilere iş yaratmasıyla ölçülür. Böyle baktığımız zaman son 2 yılda yani 2019-2020 yılında bırakın iş yaratmayı, yeni iş imkanları yaratmayı, çalışanlar işini kaybetmiş. En son 2020 yılında bir yıl öncesine göre 1 milyon 200 bin kişi çalıştığı işinden olmuş. Yeni iş yaratamamışız, çalıştığı işinden olmuş. Yine işsizliğe de baktığımız zaman işsiz sayısı 10 milyonu geçmiş. Gerçek işsizlik oranı da %30'lara dayanmış. Şimdi TÜİK bir takım işsizlik rakamları açıklıyor. Ama özellikle bu kriz döneminde bu rakamlar hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü işsiz tanımı belli bir süre iş arayıp iş bulamayanları işsizden çıkarıyorlar. Umudu kesilenlerin arasına atıyorlar. Böyle baktığınız zaman sanki işsizlik umudu kesilenler hızla arttıkça işsizlik düşüyormuş gibi gözüküyor. Ama dönüp gerçek resme baktığınızda ki bütün dünya böyle bakmaya başladı artık. 10 milyonu aşmış durumda işsizliğimiz. Bir başka önemli konu bu salgında bu yönetim, bu hükümet özellikle milleti canıyla cüzdanı arasında bıraktı. Şimdi ne demek istiyorum diye sorarsanız, yani bize benzeyen gelişen ve orta gelirli ülkeler 2020 yılında kendi şirketlerine, kendi insanlarına gelirlerinin toplam milli gelirlerinin %3,6'sı kadar destek vermiş. Biz ne kadar vermişiz? %1. Biz onlar kadar destek verseymişiz 176 milyar lira destek vermemiz gerekirmiş. Doğrudan bütçeden, kredi şeklinde değil, doğrudan. Ama biz vere vere 52 milyar vermişiz. Bunun da sadece 6 milyarını bütçeden, diğerini hem işçinin hem işverenin kumbarası olan işsizlik fonundan vermişiz. Şimdi işsizlik sigortası fonundan, işçinin kumbarası olan. Ve böyle baktığımız zaman yani destekte neredeyiz, kredide neredeyiz diye baktığımız zaman destekte en düşük destek veren ikinci ülkeyiz. Tesadüfen kredide de en yüksek kredi veren ikinci ülkeyiz. Yani diğer ülkeler kendi şirketlerini ayakta tutabilmek için bütçelerinden doğrudan destek verirken biz şirketlerimize demişiz ki al borçlan sonra ödersin. Bu pek de dünyada gözüken bir model değil. Şimdi önümüze baktığımız zaman bir kere çok borçluyuz. Ama dış borcumuz da çok yüksek ve önümüzdeki dönemde ödenmesi gereken oldukça yüksek bir dış borcumuz var. Bu en önemli risk. Yani 190 milyar dolar
bir yıl içinde çevirmemiz gereken dış borcumuz var. Bunun üzerine kabaca cari açık finansmanı içinde bir 14 milyar dolar, 15 milyar dolar koyarsak 200 milyar civarında ödememiz gereken, yani bulmamız gereken kaynak var. Böyle baktığımız zaman, tabii bunu en çok, en büyük borçta baktığımız zaman bankalarda ve reel sektörde. Bankalar bir şekilde çeviriyorlar ama önemli olan reel sektörün borcu. Öbür taraftan kamunun borcu var. Bir de genel Merkez Bankası'nın borcu var. Merkez Bankası'nın borcu, ödemesi gereken kısa vadeli borcunun devletten daha fazla olması, genel yönetimden daha fazlası olmasına dikkat çekerim. İşte bu swap dediğimiz bir yıldan daha düşük şeyli vadeli borçlanmalar Merkez Bankası'nın borcunun içinde. Şimdi kabaca Merkez Bankası'nın, yani net rezervleri 43 milyar dolar açık veriyor rezerv pozisyonu Merkez Bankası. Brütüne de bakarsanız bu da 90 milyar dolar civarında. Dolayısıyla 200 milyar ihtiyacımız vardı. Hadi 90 milyarını acil rezervden bulduk diyelim. Bir 100 milyarı muhakkak dünya piyasalarından bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla bugün yalnız dünya piyasalarına dönüp baktığımızda dünya piyasalarındaki anlayış bundan 4-5 sene önceki gibi değil. 4-5 sene önce dünya piyasaları bizim gibi ekonomilere ne olursa olsun borç vermek için yarışırlardı. Şimdi doğruyu yapan ekonomilere borç vermek istiyorlar. Ama biz doğruları yapıyor muyuz? Yani baştan itibaren yapılan hataları bir şekilde söylemeye çalıştım ama son birkaç ayda yaptığımız hatalar üzerinde izin verirseniz kısaca durmak istiyorum. İki haftada iki TÜİK başkanını değiştirdik. Halbuki Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi verilerin doğruluğuydu. Birinci atanan TÜİK başkanı, ilk atanan TÜİK başkanı kurumun içindendi. Liyakatli bir kişi olduğu söyleniyordu. Gelir gelmez de bir takım danışma kurullarını çalıştırmaya başladı. Danışma kurullarının amacı veri kalitesinin kontrolünün yapılmasıydı. Sonra bu başkan hemen değişti, büyüme rakamlarını açıkladıktan sonra. Yerine İstanbul Üniversitesi'nden bir başkan geldi. Gelen başkanın ilk yaptığı iş danışma kurullarını lağvetmek oldu. İnsan hakları stratejisi açıklayacağız dediler. Ekonomik reform paketi açıklayacağız dediler ama açıklanan paketler son derece etkisizdi. İnsan hakları paketine dönüp baktığımız zaman 21. yüzyılda Fransız ihtilalinde bundan 1700 yıllarda Fransız ihtilalinde benimsenen ilkelerle başlamıştı. Yani 300 yıl geriye giden bir şeyi vardı. Ekonomik reform paketine de dönüp baktığımızda bir somut takvime bağlanmış, beklentileri tümüyle değiştirecek, Türkiye'de artık oyunun kurallarının değiştiği, yeniden güveni sağlayacak güçte bir ekonomik paketle toplumun karşısına çıkılmadı. Şimdi ekonomik reform paketinin altında bir de dün dilebeli gün bir takvim açıklandı. Takvime dönüp baktığımız zaman da takvimde de alınacak birçok önlemin ta 2023 yılına kadar tamamlanma süresi olduğu ortaya çıktı. Büyük bir heyecanla açıklanan götürü usulde vergiye tabi esnafların gelir vergisinden muaf olacaklarına dair uygulama bu sene yapılmayacak. 2021'in sonuna kadar yapılacak. Yani bu sene uygulanmayacak. Bu sene zaten krizden perişan esnaf. Bir program açıklanmadı ama ekonomiyle ilgili kırılganlıkların en önemli göstergesi olan Türk lirasındaki istikrarı sağlayamama konusunu önleyebilmek bakımından yüksek faize başvuruldu. En son Türkiye'nin faizi, politika faizi Merkez Bankası'nın %19'a kadar çıktı. Bu dünyada en yüksek 7. politika faizi.
128 milyar dolar 2019'un Mart ayından itibaren bir döviz rezervi eritilmiş. Bunda kasadan çıkan kadar kasaya girmeyen rezervler de dahil. Bu böyle hesaplanıyor ve 128 milyar dolar Kasım'a kadar, 2020'nin Kasım'ına kadar. Bu 128 milyar dolar tabii ki satılabilir, piyasalara müdahale edilebilir. Bunların hepsi yapılır. Ama bir usul var. Ne yaptığınızı Merkez Bankası'nın sayfasında açıklamanız lazım. 2016'dan bu yana Merkez Bankası sayfasında hiçbir şey açıklanmamış. Müdahale için mi sattınız? Yoksa doğrudan döviz mi sattınız? Bunların hiçbiri bilinmiyor. Kime sattınız? Ne yaptınız? Ama dışarıda bu operasyonla ilgili hem içeride hem dışarıda yatırımcılarda soru işaretleri ve belirsizlik algısı var. İstiyorlar ki bu açıklansın. Ama bu bir türlü açıklanmıyor. Dönemin bakan değişti. Bir ay sonra değişen bakana bir takım övgüler yağdırılmaya başladı. Oysa değişen bakan çok ciddi hatalar yapmıştı saydamlık bakımından. Ve ekonomideki müdahaleler aslında piyasa ekonomisinin dışında olan bir takım müdahalelerdi. O nedenle de dönemin Hazine Bakanı'na övgüler yağmaya başlayınca acaba eski düzene dönüyor muyuz endişesi ortaya çıktı. Bir karşılıklar kararı çıkarıldı döviz rezervlerine arttırabilmek için. O karşılıklar kararı da sanki eski döneme dönülüyormuş izlenimini verdi. Ve o sırada milletvekilliğinin düşürülmesi, parti kapatılması siyasi belirsizlik işareti vermeye başladı. Bunlar hep yapılmaması gereken şeyler. Ve sonuçta geçtiğimiz hafta Cuma akşamı şu iki tane kararname çıkarıldı. Bir tanesi İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Öbürü de daha henüz koltuğa oturulu 132 gün olan Merkez Bankası Başkanı görevinden alındı. Şimdi birincisi bir uluslararası insan hakları sözleşmesi. Meclisin tamamının oyuyla kabul edilmiş olan bir sözleşme. Tek bir imzayla feshedildi ve bütün dünyada, medeni dünyada Türkiye acaba bizim camiamızdan çıkıyor mu izlenimini uyandırdı, belirsizliği arttırdı. Hiç yapılmaması gereken bir şey. Yetmedi, Merkez Bankası Başkanı'nın alınmasıyla birlikte ha dediler tamam, Merkez Bankası bağımsızlığı falan diye bir şey yok, eskiye dönüyoruz. Bu arada atanan son iki Merkez Bankası Başkanı'nın eski siyasetçi olması da insanların, yatırımcıların kafasını bulandırdı. Peki ne oldu? Tek bir günde dövizdeki %10'luk değer kaybı neticesinde, yani dünyanın en yüksek 7. politika faizini verdiniz. Perşembe günü, pazartesi günü Türk lirası %10 değer kaybetti. Bu olabilecek bir şey değil. Sonunda bu değer kaybı neticesinde bir günde şirketlerin değeri %9 oranında eridi. Bunun da karşılığı 173 milyar Türk lirası. Bu kimden çıkacak? Bu milletten çıkacak. Bunu telafi etmek için ya zam yapılacak, ya işçi çıkarılacak, ya da şirket kapanacak. Bu borcun altında. Yine dış borçlarımız, bütün milletin borcu durduk yerde 254 milyar lira arttı bir günde. 254 milyar lira sırtımızdaki borç yükü artmış oldu. Yani burada özellikle hükümetin kendine tanınmış olan oyun alanını doğru tahmin edememesi, ben ne istersem yapabilirim, piyasalar her şeyi kabul eder diye düşünmesi sonucunda böyle bir maliyetle karşı karşıya kaldık. Şimdi yeniden güveni sağlayabilmek için benim kendi tecrübelerim bazı sert adımların atılması gerekiyor. Ama ben mevcut hükümette ne böyle bir irade görüyorum,
ne de bugüne kadar yapılan hatalar neticesinde bu adımların yeterli olup olmayacağı konusunda kafamda ciddi soru işaretleri var. Peki bu adımlar ne olabilir en kısa zamanda? Bir kere şöyle, yani saray kendinden, hükümet kendinden başlamak üzere bu uçak, mesela 13 tane uçağı var. İkisini tuttum, 11 tanesini sattım diyebilir. Bu bir dakika, galiba işler değişiyor diye insanların kafasında bir şey yaratabilir. Yine görkemli toplantıları artık erteledim diyebilir ve devletin tamamında da ciddi bir tasarrufa ihtiyaç var. Merkez Bankası Başkanlığı'na artık tercihen de kurumun içinden olmak üzere içeride ve dışarıda güvenilir bir ismin getirilmesi lazım. Siyasetçi artık bu işi taşıyamaz. Ve bu getirilen ismin de 5 yıl boyunca görevinde kalacağını, yani istikrar olacağını taahhüt eden bir yaklaşım içine girmek lazım. Aslında geçmişte bu böyleydi. Ama son dönemde çeşitli kanunlarda yapılan değişikliklerle Merkez Bankası Başkanı'na bir takım sudan sebeplerle görevden alabilme imkanı tanınmış oldu hükümete. Bunun mutlaka kaldırılması lazım. Yine bu 128 milyar dolar, bunun nereye gittiği araştırılmalı, bulunmalı ve insanlara gerekli güven verilmeli, hesabı verilmeli, insanlarda güven oluşmalı. Bir başka önemli konu, ekonomik ve sosyal konseyin hemen toplanması gerekiyor. Ve burada ortak aklın, yani çözüm bulmakta ortak aklın çalıştırılması gerekiyor. Uluslararası kabul gören standartlarda yeni bir kamu ihale yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hemen geçmesi gerekiyor. Bu niye lazım? Bu açıkçası artık hesap veren bir yönetim anlayışının benimsendiğini göstermek için lazım. Kamu özel işbirliği projelerindeki döviz garantilerinin derhal Türk lirasına dönüştürülmesi lazım. Özellikle pandemi sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde tüm kesimlerden fedakarlık istendi. Burada da bunun yapılması gerekiyor. Yine son olarak dış politika. Dış politikada bir kavgacı, ihvancı bir yaklaşım var. Bu gerçekten iş alemini de doğrudan etkiliyor. Yani bugün mesela gizli Türkiye'de Suudi Arabistan'a mal gönderemiyorsunuz. Gizli bir boykot var. Birçok yerde, yine başka ülkelerde bu tür sıkıntılar var. Burada da tüm dünyada ve Türkiye'de beklentileri değiştirebilmek için şu adım atılabilir. Hatırlayın, dünyanın bir sürü önemli başkentine, önemli bir takım başkentlerine siyasetçiler büyükelçi olarak atanmıştı. Dünyanın önde gelen başkentlerindeki siyasetçi büyükelçiler görevlerinden alınmalı, onların yerine diplomat büyükelçiler getirilirse bu beklentilerde de ciddi bir değişmeye yol açabilir. Ama bütün bunların ben şeyi kesebileceğini zannetmiyorum, bu gidişatı. Kesemezse de sürekli Türkiye'de her kesimin sırtındaki yükler artacak. Dolayısıyla bu yüklerin daha fazla artmaması için de bir an evvel bir erken seçime gidilmesinde bu saatten sonra artık yarar olacağına inanıyorum. Peki Türkiye'nin içine düşündüğü bu buhrandan çıkabilmek için güvene ihtiyacımız var önce. Bir, bitmiş olan güveni yeniden tesis etmek gerekiyor. İkincisi de küresel arenada bizim yarışma gücümüzü arttıracak bir takım reformları yapmamız lazım. 2007'den beri bu reformları ihmal ediyoruz. Bunun için de 4 sütun üzerine inşa edilmiş bir stratejiye ve bu stratejiyi gerçekleştirmek için de 3 tane yeniye ihtiyacımız var. Yeni kurallara, yeni kurumlara, yeni kadrolara. Güveni ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Birinci sütun, hukuk devleti ve demokrasi, yani can ve mal güvenliği. Yani güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçmemiz lazım. Tarafsız cumhurbaşkanı olması lazım. Çünkü bu rejim, şu andaki mevcut rejim 3 yıl içinde bu milletin derdine hiçbir şekilde derman olmayacağını ortaya koydu. İş adamı bakana ulaşıyor, bakan meseleyi çözemiyor. Ta en yukarıya kadar gitmek zorundasınız. Vatandaş derdini milletvekiline anlatıyor, milletvekili hiçbir şey yapamıyor. Böyle bir sistem olmaz. Bu Türkiye'nin koşullarına uygun bir sistem olmadığını açık seçik ortaya koymuştur. Hızlı hareket edeceğiz. Hızlı da hareket edilemedi. Hızlı karar da alınamadı. Alınan hızlı kararlarda değiştirilmek zorunda kaldı. 70 küsur kararname çıkmış. Bunun neredeyse yarısı bir öncekini düzeltecek kararnameler.
Cumhurbaşkanı tarafsız herkesi kucaklamalı dedik. Buna ihtiyaç var. Kuvvetler ayrılığı ve bağımsız yargı meselesi mühim. Seçim yasalarında değişiklik olması lazım. Siyasi ahlak yasası çıkarılması. Ancak bunlarla değiştirebilirsiniz. Artık Türkiye farklı bir yere gidiyor diyebilirsiniz. Devlette hakkaniyet ve liyakatin tesis edilmesine ihtiyaç var. Bunu biz yapacağız. Ekonomik Sosyal Konseyi sürekli toplanır hale getireceğiz. Sayıştay denetimi güçlendireceğiz. Ulusal Vergi Konseyi ve Kesin Hesap Komisyonu'nu kuracağız. Yeni bir merkez yerel dengesi kurulacak. Yani bakın en son yaşanana bak. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir şeyler yapmak için uğraşıyor. Taksim'de bir anda bir gecede Gezi Parkı'nı belediyeden alıyorlar, götürüyorlar. Ne olduğu bilinmeyen bir vakfa bağlıyorlar. Ya böyle bir, bu kadar müdahale ederseniz, Ankara'da Ankara Belediyesi uğraşıyor. Vatandaşına yardım yapacak bu pandemi sürecinde. Yardım topluyor, yardımı harcayamazsın diyorlar. Senin çünkü yardım toplama yetkin yok diyorlar. O zaman dönüyor başka şeyler yapmaya. Tabii bizim belediyelerimizde bu konuda oldukça yaratıcılar, farklı metotları bulup vatandaşlarına bir şekilde ulaşabiliyorlar. Akılcı, barışçı ve gerçekçilikten sapmayan, diplomasiya dayanan, milli, iş dünyasının ve ihracatçılarımızın önünü kesmeyecek bir dış politikaya ihtiyacımız var. Bir de bir şeye daha ihtiyaç var. Aslında bundan belki Sayın Rektör de hatırlar, Dünya Bankası'nın bir çalışması vardı. Bu Levant bölgesindeki işbirliğinin bu bölgedeki ülkelerin şeyine, büyümelerine yaratacağı katkı, Dünya Bankası'nın bir çalışmasıydı. Son derece ilginç bir çalışmaydı. Gerçekten burada bir barış bölgesi oluşturabilsek Orta Doğu'da ve Akdeniz'in güneyinde, bunun Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine ve bölge ülkelerinde kalkınmasına, büyümesine çok büyük bir katkısı var. Ama biz kendi aramızda kavga edip durdukça bu imkanları sürekli kaçırıyoruz. O nedenle biz diyoruz ki süratle bir Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı bu ülkeler arasında kuralım. Bu anlayış birliğine gelelim ve biraz da bölgede kendi göbeğimizi kendimiz hep beraber kesmeye başlayalım diyoruz. İkinci ayağımız bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak politikalarımızın üreten Türkiye'ye geçmemiz lazım. Yani borçla şişirilen değil, borçla borcu alıp betona yatıran değil, üretim tesislerine yatıran bir Türkiye. Bakın bu geçmişte Türkiye çok ciddi dışarıdan imkan buldu, kaynak buldu. Biz bu imkanları ihracat yapan tesislerde kullanabilseydik, bugün Türkiye bu borçlarını falan çok rahat öderdi, rezerv mezer konuşmuyor olurdu. Dolayısıyla bu buhranın üreten sektörler üzerinde yarattığı tahribatı hızla giderecek bir dönüşüm ve destek programını biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak işin başına geldiğimizde hızla uygulamaya kararlıyız. Yine bu program çerçevesi, bu programın sonucunda esnafımız dükkanını açacak, çiftçimiz tarlasını sürmeye başlayacak, işsizlerimiz de işe kavuşacak. Şunu söyleyeyim, bu pandemi sürecini bütün dünya 3. Dünya Savaşı'na benzetiyor. Bu savaşı kim kazanacak biliyor musunuz? Bu pandeminin sonunda KOBİ'si ayakta kalan, dükkanı açık kalan, tarlasını ekip biçebilen, işine hızla dönebilen ülkeler kazanacak. Bunu sağlamamız lazım. Bunu da sadece borçla sağlamamız mümkün değil. Sağlık ve gıda gibi stratejik sektörler, bunları gördük her iki sektörde de, bakın aşı meselesi sağlıkta, gıda meselesi diğer taraftan, bu ülkenin kendi kendine yeterli olmasının gerekli olduğu sektörler en başta geliyor. Buralarda kamucu bir takım politikaları uygulamamız lazım. Devlet olarak burayı aşırı desteklememiz lazım kendi kendine yeterli olabilmemiz için, yetmezse de devlet olarak burada üretime de geçebilmemiz lazım. Bir başka önemli konu, iç ve dış tasarrufları biraz önce söyledim, betona değil üretime ve döviz kazandıran faaliyetlere yönlendirecek yeni bir teşvik sistemini hayata geçirmemiz lazım. Yine bu teşvik sistemi bölgesel, bölgeler arası gelişmişlik farklarını da mutlaka dikkate almalı. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları mutlaka bizim de kullanmamız gerekir. Aslında bütün dünyada bu fırsatları kullanma, bu yani
buhrandan çıkışta bu alanın önemli olduğunu düşünüyor. Uluslararası standartlara uygun yeni bir kamu ihale yasasını çıkaralım diyoruz. Stratejik planlama teşkilatını kuralım. OSB'lerde teknoloji liselerini kuracağız diyoruz. Buradaki problem şu, yani lise var diyor bazı OSB'lere gittiğimiz zaman, lise var. Lise var da müfredatı OSB belirleyemiyor ki. Müfredatın OSB'nin şartlarına uygun belirlenmesi konusunda da ciddi sıkıntı, biraz önce işte ciddi sıkıntılarla karşı karşıya geliyor. Yine eğitim politikasının paydaşlarla beraber yeniden oluşturacağız diyoruz. Eğitim değişikçimizin yarışma gücünü ve verimliliğini arttıracak dönüşümü gerçekleştireceğiz diyoruz. İnsan gücü planlamasına da ağırlık vereceğiz. Güçlü sosyal devlet, üçüncü ayağımız. Neden güçlü sosyal devlet? Şunu gördük, bütün dünya gördü. Artık Uluslararası Para Fonu da şunu söylüyor. Eğer büyüyüp zenginleşirken zenginlik sadece bir kesimin elinde toplanıyorsa o büyüme sürdürülebilir değildir. Bu büyümeyi dağıtacaksınız ki tüm kesimlere ekonomi oyunu sürebilsin. Aksi takdirde sürmüyordu. Bizim bu çerçevede baştan beri söylediğimiz aile destekleri sigortası kurumu. Bunu mutlaka kuracağız. İspanya bu krizde kurdu. Yani bu olmamış bir şey değil. İspanya bu diğer ülkelerde de var ama bu krizi aşabilmek için İspanya aile destekleri sigortası kurumunu kurdu. Ve şu anda en başarılı ülkelerden de bir tanesi bu pandemiyle mücadelede. Aşırı teknoloji kullanımının işsizliğe neden olmaması için Refah Devleti 3.0 politika çerçevesini geliştireceğiz. Bu neyin nesi diyeceksiniz? Bu çok yeni bir şey. Uluslararası Para Fonu'nda verilen bir konferans bu. Daron Acemoğlu verdi bu konferansı ve orada şunu söylüyor. Diyor ki, teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki, bazı yerlerde çok aşırı teknoloji kullandığınız zaman kaliteli işleri tasfiye ediyorsunuz. Bunu önleyebilmek için devletin burada devreye girmesi lazım. Yani ne kadar teknoloji kullanılacağına şirketlerde bunu kontrol etmesi lazım. Aşırı gitmeyin demesi lazım. Çünkü şirketler de birbirleriyle rekabet edebilmek için aşırı teknoloji kullanıyorlar birbirleriyle rekabette ve gereksiz yere iş gücünü tasfiye ediyorlar. Bunun olmaması lazım diyor. Kadın ve genç işsizliğini hızla azaltmak için iş gücüne katılımını da arttırmak amacıyla kendi iş yerlerini kullanacak olanlara yeni iş yeri, küçük iş yeri açacaklara özel destekler sağlayacağız. Asgari ücretten vergi almayacağız. Örgütlü bir toplum adil bölüşümün ön koşulu, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri Uluslararası Çalışma Örgütü'nün normlarına uyumlu hale getireceğiz. Emeklerimizin büyümeden pay almasını sağlayacağız diyoruz. Son şey sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir yaşam anlayışı çerçevesinde ekosistem hakkı anayasal güvence altına alacak. Birinci yapacağımız şey bu. Ama ikincisi bence çok mühim. Son günlerde yeni yeni konuşulmaya başladı. Bu Avrupa Birliği'ndeki yeşil mutabakata mutlaka uyum sağlamamız lazım. Eğer oraya ihracata devam etmek istiyorsak. İki, Paris İklim Anlaşması'nı biz imzalayacağız. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerindeki siyasetin gölgesini kaldıracağız. Devlet ekonominin günlük işleyişine karışmayacak, keyfilik yerine kural olacak. Yani iş adamı da, çalışan da neye tabi olduğunu bilecek. İlla bürokratın önüne gidip şu şöyle mi, bu böyle mi diye meselesini çözmeye çalışmayacak. Para ve maliye politikaları öngörülebilir olacak, küresel sermayenin risk iştahının ekonomik istikrarımızı tehdit etmemesini sağlayacak, makro ihtiyati tedbir çerçevesini paydaşlarla beraber şeffaf bir şekilde oluşturacağız. Yani şunu söylemek istiyoruz. Küresel aşırı bu ekonomi yazınında bu Reinhardt ve Rogoff'un yaptığı bir şey vardır. Yani bizim gibi ekonomilerde, yükselen piyasa ekonomilerinde yağmur yağdığı zaman sel olur, güneş çıktığı zaman çöl olur. Yani sermaye çok bol aktığı zaman sel oluyor. Rekabet gücünüz gidiyor. Sermaye hiç gelmediği zaman da çöl oluyor. Yine çok büyük sıkıntıya düşüyorsunuz. Bunu önleyecek bir takım önlemleri almak lazım. Eskiden herkes sermaye hareketlerine kısıtlama mı diye buna bağırırdı. Hayır, sermaye hareketlerine kısıtlama değil. Ama bütün dünyanın kabul ettiği çerçeve içinde bu sermaye hareketlerinin çok fazla ya da çok az olmasının yaratabileceği tahribatı dengeleyecek bir takım önlemleri alacağız. Bunu Uluslararası Para Fonu da söylüyor şimdi artık alınması lazım diye. Başka hani en şeyde düşündüğünüz buna en çok karşı çıkan kurumlar dahi artık dünyada olan biten karşısında bunun
yapılması gereken bir iş olduğunu söylemeye başladılar. En son olarak da borcun sürdürülebilirliğine dikkat edeceğiz. Yani kamu açıklarını kontrollü olarak götüreceğiz. Kuralları burada söyledim, kurumları diğerleri başlıklar altında söyledim. Bir de yeni kadroları söyleyeyim. Size dosya dağıttık. Dosyanın içinde bizim ekonomi masasında görev almış olan arkadaşlarımız var. Hızla bir göz atarsanız ekonomide oldukça yetkin kadrolara ve tecrübeli kadrolara sahip olduğumuzu göreceksiniz. Mesela 2001'de Türk ekonomisi %5,8 daralmıştı. Ama bir sonraki yıl bizim birçok arkadaşımızın içinde bulunduğu bu kadro ekonominin %6,4 büyümesini sağladı. Yani çok kısa süre içinde bu durgunluktan çıktık diyorlar ya, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye. Biz de bunu söylüyoruz. Devletin ve ekonominin işleyişini iyi biliyoruz. Bir de istişareye ve ortak akla inanıyoruz. Tek başımıza hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Hep konuşarak yapmak istiyoruz. Yani benimle o kriz döneminde çalışanlar, 2002-2001 döneminde çalışanlar bilirler. Biz iş alemiyle, sendikalarla istişare etmeden hiçbir adım atmadık. Bunun da çok büyük faydasını gördük. Ama bugün öyle değil. O nedenle de inandırıcı olamıyorlar. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplayalım arkadaşlar.